إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kardeşlerim kitab التوحيد kaldığımız yerden devam ediyoruz. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. Üç sınıf insanlar var ki diyor cennete giremeyecek. Birincisi قاطع رحم, akraba yani ilişkisini koparan kişi, annesinden, babasından, amcasından, dayısından, teyzesinden dargın vaziyette hayatını yaşayıp. Ve biliyorsunuz Allah Resulü diyor men hecera ahahu el mu'min thalathata ayyam ve mat dakhala an-nar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim 3 geceden fazla Müslüman kardeşinden dargın kalıp da ölürse cehenneme girer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama görüyoruz ki Müslümanların birçoğu kimi annesini, kimi babasını, kimi kardeşlerini, kimi teyzelerinden uzak bir şekilde hayatlarını sürdürmeye sormuyorlar. Dargın vaziyette hayatını sürdürüyor. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Kim bu şekilde ölen olan bir kişi varsa kesinlikle cennete giremeyecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mudminun hamrın ve çokça içki içen olan bir kişi. Adam müpteladır ama tövbe etmiyor. Ne yapıyor? Ve bu kişi Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamayıp nefsinin emretmiş olduğu bir şekilde ısrar ediyor, tövbe etmeyi bile aklından geçirmiyor. Nedir? İşte bu adam kesinlikle cennete giremeyecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve musaddikun bissihr, cincilere inanan, muska yapan ve buna benzer olan fiilleri uygulayan olan bir kişi kesinlikle cennete giremez. Ve biliyorsunuz birçok Müslüman ne yapıyorlar? Gidiyorlar cincilere. Değil mi? Cincilere gidip ya işte muska yaptırıyorlar şunu bunu ve Allah Resulü diyor ki men nasıl o hadis? Men ata arrafen ev kehanen fesaddakahu bima yakul lem tukbel salatuhu 40 yevmen diyor. Kim bir Müslümana, bir müneccime gidip de söylediği tasdik ederse diyor 40 günlük namazı kabul olmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde namazından yani dininden olur Allah korusun. Değil mi? Hatta başka bir yerde diyor ki fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Muhammed'e indirilmiş olan kitaba küfretmiş olur. Yani Kur'an-ı Kerim'e. Demek ki bir mümin bu müneccimlere, falcılara, sihir olan şeylere tasdik etmeyecek. Elbette sihir vardır dinimizde. Ama kalkıp sen sihir yapıp başkalarını yoldan çıkarmak için hayatlarını alt üst etmek için bunu yapıyorsan vallahi Allah'ın en şerli mahlukusun sen duruma geliyorsun. Ve biliyorsunuz sihir haktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bile ne yaptılar? Sihir yaptılar. Hani Lebid bin Usame geldiler müşrikler. Ya Lebid bak Muhammed çocuklarımızı, hanımlarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı, evlatlarımızı yani bizden koparıyor. Onlara iman edenler bizleri unutuyor. Ya Lebid, Muhammed bizlere sihir yaptı. Bu sahirdir, bu kahindir, bu müneccimdir. Mithliyle neden bir mukabele biz yapmıyoruz? Ne kadar para istiyorsun? 3 dirhem altın mı?
Al sana 3 dirhem altın ey Lebid diyorlar. Ve bu adam Lebid bin Usame hem Yahudidir, hem Müslüman gözüküyor, hem münafıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ardında namaz kılan olan bir kişi bu adam. Ve gitti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eterinden yani saçından, elbiselerinden bir şey bulup ve gitti onu düğüm attı, 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 attı ve gitti Medine'nin Zervan kuyusunun alt basamağı altına yerleştirdi bu adam. Ondan sonra bir müddet sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemekten, içmekten kesildi. Hatta Ümmene Aişe radıyallahu anha diyor ya, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarıyla cinsi münasebette bulunmamasına rağmen bulunur gibi hissederdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin düştüğü sıkıntılara bakın. Ateşi çıktı. Hararet yani tavan yaptı. Yemekten, içmekten kesildi. Bayağı sıkıntılar geçirdi. Ama bir müddet sonra Cibril aleyhisselam geldi ve kul e'udu bi rabbil felak, kul e'udu bi rabbin nas ayetlerini indirdi. Ve dedi ki ya Muhammed, işte Zervan kuyusunun işte filan filan yerlerde sihir var, sihir var ve git onları kaldırt. Ve Cibril aleyhisselam her bir ayeti okuduğu zaman kul e'udu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vekab ve min şerri neffâthâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hasad kul e'udu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvâsil khannas ellezî yuvesvisu fî sadûrin nas minel cinneti ven nas. Her bir ayeti okuduğu zaman bir düğüm çözülüyordu. Ta ki son düğüm çözülene kadar Cibril aleyhisselatü vesselam ayetleri okudu. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ammar'ı ve Hazreti Ali'yi gönderdi. Gidin Zervan kuyusunun alt basamağı altında, orada sihir var, onu kaldırın. Hazreti Ali ve Hazreti Ammar gittiler, Hazreti Ammar bin Yasir. Bir de ne yaptılar? O kuyunu açınca bir de baktılar ki suyun rengi kına rengine bürünmüş. Sağdaki ve soldaki hurma ağaçları şeytanın başı gibi olmuştur. Sihri şiddetliğinden hemen o suyu çektiler ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar eski haline döndü. Sihir vardı ama günümüzde bir kişi kalkıp birisine sihir yapıp da yuvasını yıkmak Allah katında en şerli olan bir fiildir bu. Adam birçok yerde biliyoruz hanımı saçından çeke 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 evden sürükledi. Sihir yaptılar. Yuvası da aldı adamın. Ve sihirbazı sen gittiğin zaman senden ne istiyor? Siyah bir kedi veyahut da siyah bir tavuk. O tavuğu kesiyor. Boş bir harabeye gömüyor. Ondan sonra cinlerle irtibatı oluyor. Ondan sonra nedir? O tavuğun kanıyla hasta o gelen kişinin vücuduna sürüyor. Ve sihir bu şekilde olmuş oluyor. Tabii ki bazı yöntemler var, onu bilmiyoruz. Sihirbazlar bunları biliyor. Ama biz okuduğumuz kadarıyla bunları biliyoruz. Hatta Beykoz'da ünlü bir sihirbaz var. Diyor ki ben bazen cinler bana yardım etmedikleri zaman, Allah korusun ya Rabbi, Allah korusun. Diyor ki kıçımın altında Kur'an-ı Kerim'i koyuyorum ve ondan sonra diyor cinler bana yardım ediyor. Ondan sonra Müslümanlar gidiyorlar. Bu tür insanlardan hocam işte şöyle şöyle, sen nasıl bir Müslümansın da gidip bu tür insanlardan yardım diliyorsun? Öyle ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? Kim bunlara inanarsa fakat kefere bima unzile ala Muhammed. Bunlara inanan kim olursa olsun Muhammed'e indirilmiş olan şeye, reye, Kur'an-ı Kerim'e küfretmiş olur. Yani onu inkar etmiş olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kalkıp İşte gidip onlardan medet ve şu an günümüze kadar işte gidiyorlar cincilerden, mincilerden, şuradan burada ne yapıyorlar? İşte medet umuyorlar. Bir Müslüman uyanık olacak. Bir Müslüman bunları bilecek, idrak edecek. Bir Müslüman bu tür basit olan şeylere düşmeyecek. Dinimizi öğreneceğiz. Dinimizi öğrenmediğimiz müddetçe yani sürece bu tür şeylerle karşı karşıya kalacağız. Dinini bileceksin, öğreneceksin. Hep hikayelerle dinimizi tanıttılar. Muskalarla, yazılarla, şunlarla, bunlarla.
عيش كما أمرك ربك وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم. Gör bakalım bu sıkıntılar, bunlar olur mu? Olmaz. Biz dinimizi bilmediğimizden dolayı bunlar oluyor. Allah korusun ya Rabbi, Allah korusun ya Rabbi. Demek ki burada وَالْمُسَدِّقُمْ بِالسِّحَرِ Sihre tasdik eden, yani onu yapan olan bir kişi Allah katında en mücrim, en şerli insanlardır. İnsanlardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Naam. وَقَوْلُوا فِي الْحَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْجَنَّةِ Hiye hani ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ diyor ya, üç insan, üç sınıf insan var ki diyor cennete giremez diyor ya işte. الْجَنَّةِ diyor hiye الدَّارِ الَّتِي أَعَدَّهُ اللّٰهُ لِلْاَوْلِيَاءِ الْمُتَّقِينَ Cennet öyle cennet ki diyor müttaki olan, evliya olan insanlara. Yani bu demek değil evliya illa böyle tesbihli olacak, sarıklı olacak, böyle uzun sakal. Hayır, namaz kılan Allah'ın evliyasıdır. Oruç tutan, yani evliya demek Allah'ın dostudur. Namaz kılan, oruç tutan, hac giden, Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılan olan bir kişi Allah'ın dostudur. Ya şeytanın dostu var mıdır? Vardır. Kimdir? Kafirlerdir ve şeytana uyanlardır. Ama namaz kılan kim olursa olsun Allah'ın dostudur. Yani bu şart değil illa böyle koskoca tesbihli olacak, sarıklı olacak, sakallı olacak. Hayır. Namaz kılan herkes Allah'ın dostudur. İşte burada اَعَدَّهُ اللّٰهُ لِلْاَوْلِيَاءِ وَالْمُتَّقِينَ Allah dostlarına, yani hakkıyla Allah'a, Allah'a iman etmiş olan kullara cenneti onlara vaat ediyor. Muttaki olan insanlara. Allah'ın hakkıyla bilenlere, ona iman edenlere. كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ وَأَخْبَرَهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ çizgisinde yaşayanlar işte bu muttaki olan insanlar. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ Muttaki olan insanlar öyle cennette, öyle nehirlerle yüzecekler ki o nehirlerin, o cennetteki olan nimetler la aynun ra'at ve la uzrun semi'at ve la khatara ala bali beşer. Ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Allah tebareke ve teala. Böyle bir nimetler hazırlamış Rabbim. O da muttaki olan insanlar. Hakkıyla Allah'ın emir ve yasaklarını birleyenler. Onun rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik edenler ancak bu şekilde cennet onlara vaat edilecek. وَسُمِّيَتْ بِذَٰلِكَ لِكَثْرَةْ اَشْجَارَهَا لَاَنَّهَا تُجِنْ مِنْ ف۪يهَا اَيْ تَسْتُرْ Ağaçların çok oluşu ve ağaçların çokça dalların aşağı inişi ve orayın o dallar böyle dağlık, yani şöyle, yani iç içe olduğundan dolayı cennet ismi verilmiştir diyor. Tamam mı? Ve kavluhu mudminun hamr. Başka işte diyor ki hani üç sınıf insan var ki diyor cennete giremeyecek. Birincisi mudminun hamr. Çokça yani müptela olan içkiye cennete giremeyecek. E hocam ben içki içiyorum ama namaz da kılıyorum. Yani ben cennete giremeyecek miyim? Vallahi hakkıyla namaz kılan olan bir kişi o alkolü bırakacaktır. Hakkıyla Allah'ın emretmiş olduğu şekilde namaz kılan bir kişi zinayı bırakacaktır. Hakkıyla Allah'ı birleyen olan bir kişi günahları bırakacaktır. Demek ki hakkıyla kılmıyorsun. Öyle ya. Bazı insanlar var, namaz kılıyor ama içki içiyor. Eğer Allah'ın emretmiş olduğu şekilde, yani muhlis bir şekilde namazını kılıyorsan, inanıyorum ki o içkiden uzak kalacaksın, bırakacaksın. Ama ibadet ayrı, içki ayrı dersen, bir taraftan ecir topluyorsun, diğer taraftan kaybediyorsun. Neye benziyor bu? Müflislerden olacaksın, müflis. Ya. Demek ki Allah'ın emretmiş olduğu şekilde kulluğumuzu biz yapacağız. İşte bu mudminul hamr, çokça içen olan bir kişi cennete giremeyecek. Yani şu şekilde giremeyecek. Bu günahlarla girmeyecek. Günahlardan temizlendikten sonra sırf kalbinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü olduğundan dolayı cennete girecek bu kişi. Ve huvellezî yeşrabil hamr kesîrâ. O da çokça içki içen olan bir kişi. Yani burada çokça içki içiyor ya, yani bu tövbe aklına getirmeyen olan, bunu kastediyor burada. Yoksa içkinin çoğu azı hepsi birdir. Yani
Bir damla haramsa bir kova da haramdır. وَالْخَمْرُ حَدَّهُ حَدَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقَوْلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٍ diyor. Her yani sarhoş edici olan şey ne, nedir? Alkoldür diyor, içkidir diyor. وَمَعْنَا diyor ki esker yani eskerin manası ey غَطَّ الْعَقِلْ yani sarhoş edici olan şey diyor ki aklı örten ne gibi şey varsa hepsi diyor bu kategori içerisine girmiş oluyor. وَلَيْسَ كُلِّ مَا غَطَّ الْعَقِلْ فَهُوَ خَمْرٌ bakınız her aklı örten şey içki değildir. Mesela bakınız nedir mesela aklı örten? Öfke mesela. Öfkelenen olan bir kişi aklını kaybeder. Bu demek değil ki içki içmiştir. Demek ki sadece içkiyle akıl gitmiyor. Öfkeyle aynı zamanda. Allah Resulü diyor ya işte la tagdab, la tagdab dedi ki ya Resulallah avsini, avsini ya Resulallah. Yani bana öğüt ver. Yani bana nasihat ver. Ne dedi? La tagdab tek kelime. Öfkelenme dedi kendisine, öfkelenme. Allah Resulü. Mesela hanımla çocuklarla tartıştınız ve yani şeytan girdi, baya tantana çıktı. Hemen orayı terk et. Git dışarı çık. 10 dakika, 15 dakika gel tekrar. Ondan sonra veyahut da kalk oturuyorken yani ayaktaysan otur. Veyahut da git abdest al. Estağfirullah çek. Yani musibetlerin ana müsebbibi nedir? Öfkedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya inne şedid bis sur'a yani ellezî yemlek nefsehu indel gadab diyor. Yani öfke yani güçlü olan kişi şunu bunu kırmak değil ya şiddetli anında hiddetli anında sinirlerine hakim olandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu güçlü olan kişi. Yoksa ben vurarım, kırarım, ederim. Bu güçlü demek değildir. Bu Allah katında yani hiçbir değeri olmayan kimsedir. Evet. Ve kâle Hamza bakınız Hazreti Hamza radıyallahu anh içtiği bir zaman geldi aklını kaybetmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne dedi. Ve kâle Hamza ibn Abdülmuttalib ve kâne kad sükir. Kâle tehrîm el khamr lin nebi aleyhissalatu vesselam. Kıbl tehrîm el khamr. Yani içki haram kılınmadan önce Hazreti Hamza içki içmiştir. Ve içerken gitti Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına dedi ki وَهَلْ أَنْتُمْ اِلَّا عَب۪يدْ اَب۪ي bakınız Hazreti Hamza radıyallahu anh amcası Resulullah yani amcası Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a diyor ki siz babamın kulundan başka bir şey değilsiniz ya Muhammed diyordu. Niçin? Çünkü adam aklını kaybetmiş. Aklını kaybeden olan bir kişi yani neler neler yapmaz öyle ya. Dolayısıyla burada aklını kaybeden kişi ne dediğini bilmez. O açıdan Allah Celle Celaluhu bizi düşündüğünden dolayı kullarını anneden daha fazla merhametli olduğundan dolayı bu alkolü ve kumarı ve zinayı kötülükleri haram kıldı Allah. Faizi bizim için haram kıldı. Yani bir hocamızın dediği gibi Allah Tebareke ve Teala bu tür şeylerin parasını diğer insanlara dağıtmayacak ki. Bizi soydurmamak için Rabbim Tebareke ve Teala bu faizi haram kıldı. Zinayı haram kıldı. Alkolü haram kıldı. Buna rağmen Müslümanların birçoğu bunu aldırış etmiyor. Vallahi sevfe tekunu aleyhim hasreten ve nedameten yevmel kıyame. Naam. Evet. فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة bakınız zevk vererek yani zevkle içilen ve aklı örten her şey haramdır. على اللذة çünkü bu içki nasıl içiyorlar? Zevkle içiyorlar. Ve aklı örtüyor değil mi? Aklı örtüyorsa mutlaka
Nedir? Bu haramdır. Velev ki bir damlası bile olsa bile. O müstehenne fehve kafir. Kim içkinin helal olduğunu derse o nedir? O kafirdir diyor. Allah korusun ya Rabbi. İlle, çünkü Allah diyor haramdır. İnnemel hamru vel meysiru ricsen min ameli şeytan feştenibu diyor Allah. Evet. İlle in kâne naşi'en bi bedaya ba'ide. Ancak diyor cahildir, çölde bir yerde yaşamıştır diyor. Bu hükümlerden, bu şeylerden habersizdir diyor. Mazurdur diyor. Ev hadithun ahdi ahd bil İslam. Ev hadith ahd İslam. Yani İslam'dan önce bilmiyor yani hüküm bilmez, bir şey bilmez. Bu tür şeyler haberi yok. ولا يعلم الحكم الشرعي شرعي حكم ne olduğunu da bilmiyor. في ذلك فإنه يعرف ولا يكفر يكفر بالمجرد إنكارا تحريما. Bu şekilde bilmediğinden dolayı inkar ederse bunu, bu şekilde nedir? Bu adam kafir olmaz. Çünkü bilmiyor. O açıdan İslam dininde cehalet mazerettir. Kardeşler, İslam dini rahmet dinidir. İslam dini kolaylık dinidir. Vallahi biz dinimizi bilmiyoruz. Dinimizi bilmiş olsaydık bu duruma düşmezdik. Geçenlerde hocam diyor, bira da ne olacak diyor. Bira. Bira. Biranın Kur'an-ı Kerim'de yeri var mıdır diyor. Hadislerde bira geçiyor mu diyor. Şu cehalete bak. İlla bira geçecek. E Kur'an-ı Kerim lokanta kitabı mı? Allah diyor ya innemel hamr. Ne demek el hamr? Aklı örten her şey. İnnemel hamr vel meysir rijsen min ameli şeytan. Pisliktir. Şeytan işidir. Bunlar yetmez mi? Yani cedel istiyor yani. Tartışmak istiyor. O açıdan bıraktık adam. Allah ıslah etsin. Naam. Ve kavluhu kati'u rahim. الرحم هم القرابة قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. Adam 20 yıldır kardeşinden dargın vaziyette yaşıyor. 30 yıldır abisinden babasından dargın vaziyette kalıyor. Katiyor rahim. Nice insanlar var bu şekilde maalesef hayatlarını sürdürüyorlar. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim 3 günden fazla Müslüman kardeşinden dargın kalırsa diyor cennete giremez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ulul erhami ba'dhum evla bi ba'd. Akrabalar birbirlerine daha evladır diyor. Ülfet konusunda, birbirlere gitme konusunda, yakınlaşma konusunda daha evladır diyor. Ve leysa kema yazun el amme ennehum أقرب الزوجين لأنه هذا تسمية غير شرعية والشرعية في أقرب الزوجين أن يسموا إصهارا. Bu demek değil ki sadece yani erkek ve hanımın akrabaları sadece. Hayır. Nedir? Müslüman olan herkes akrabadır. Müslüman Müslümandan dargın olamaz. Bu demek değil ki sadece anne baba. Hayır. Müslüman ise aynı sınıfa girer. Şu an Müslüman Müslümandan dargın. Müslüman Müslümandan konuşmaz. Müslüman Müslüman hakkını gasp ediyor. Müslüman Müslüman hakkının ırzına geçiyor. Nerede kaldı Müslümanlık? Nerede kaldı? Rabbim tebareke ve teala bu şekilde mi bize dinini gönderdi? Bu şekilde Resul bizlere aktardı. Hayır. Vallahi kema emarana Rabbuna ve ahbarana Nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem yaşamadığımız müddetçe bu çileler, ızdıraplar bizleri bırakmayacaktır. Irca ila Rabbik. Dön Rabbuna. İş kema emaraka Rabbuk. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşa ki bak bakalım bu musibetler, ızdıraplar olacak mı? Olmaz. Ama sen kalkıp bu şekilde yaparsan
Rabbim tebareke ve teala orada اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ Selametle girin ey ümmetim diyeceği yerde اُدْخُلُوا الْجَنَّةِ اُدْخُلُوا اِلَى جَهَنَّمَ ذُمَرَ diyecek Allah tebareke ve teala. Topyekun alçalmış, zillet verici bir şekilde cehenneme girin ey kullarım Rabbim tebareke ve teala orada diyecek. يَا مَلَائِكَةِ خُذُوهُ وَمِنْ عَذَابِي فَأَذِيقُوهُ اشْتَدَّ عَذَابِي عَلَى مَنْ قَلَّ حَيَاهُ مِنِّي يَا مَلَائِكَتِي Ey melaikelerim götürün bu adamı. Yerin dibine batarın. Cehennemin en alt tabakasına götürün. Çünkü hakkıyla beni birlemedi ey melaikelerim. Rab olarak, ilah olarak beni tasdik etmedi ey melaikelerim. Gidip bana ortak koştu ey melaikelerim diye Rabbim tebareke ve teala orada cehennemde خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَح۪يمَ صَلُّوهُ ثُمَّ ف۪ي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ Leş ya Rabbi innehu kana la yu'minu billahi'l azim ve la yahuddu ala ta'amil miskin feleysa lehu'l yevme hauna hamim fela ta'amun illa min ghislin la ya'kunuhu illa'l khati'un. Kardeşler, Rabbim tebareke ve teala burada Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله يقول كذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. إن الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم أمان بو صيفي بيتر ألم بوغن. Yarın öbür sayfamıza geçelim. Çünkü dün bitmedim. Ve kavluhu işte katiu rahim bunu aldık. Ve ma'na oğlum. Ve ma'na katiu rahim yani akraba ilişkisini kesenin manası diyor. En la yasilu la yasil. Yani ilişkiyi kesen, koparan, sormayan, etmeyen وَالصِّلَى جَاءَتْ مُطْلَقًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Ve bu akraba evliliği hakkında hem Kur'an'da hem sünnette birçok yerlerde geçmiştir. Ayet mesela قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَى. Allah'ın o insanlar ki Allah'ın emretmiş olduğu şekilde akraba ziyaretini, akraba ilişkisini kesmesinler. Kesmeyenler hakiki Allah'ın muttaki olan kullarıdır. Ne dedik? Görüyoruz ki birçok insan kesmiştir. Ve bu adam ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tasdik ediyorum dediği halde. Nasıl bu la ilahe illallah? Vallahi bu la ilahe illallah kelimesini orada yani kurtaramayacak onu. Yani azaptan kurtaramayacak. Madem ki la ilahe illallah diyorsun o zaman yaşa Allah'ın emretmiş olduğu şekilde. Neden yaşamıyorsun? Ya Rabbi görmedim, duymadım kimse nasıl sana kulluk edeceğimi orada diyemezsin. Rabbim tebareke ve teala zaten Resul indirdi, Kur'an indirdi. Gönderdi. وَهَدَيْنَهُمْ نَجْدَيْنْ Hakkı ve batını gösterdi. Buna rağmen orada hüccetin olmaz. Orada anne babadan, kardeş, kardeşten, çocuk annesinden, babasından kaçacak. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ مِرْءٍ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنٌ يُغْن۪يهِ Orada hüccetin yok. وَالَّذ۪ينَ O insanlar ki يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهِ Allah'ın emretmiş olduğu gibi akraba ziyareti edenler diyor. اَنْ يُوْسَلَ Yani mutlaka bunu yapsınlar diyor. وَمِنْهُ الْاَرْحَامِ وَمَا جَاءَ مُطْلَقًا غَيْرْ مُقَيَّدْ Yani belirli kişiler değil. Yani erham, benim mesela bir Müslüman kardeşim, o benim akrabamdır. Çünkü اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ diyor Allah Tebareke ve Teala. Şart benim kardeşim değil. Şart benim illa teyzem oğlu, amcam oğlu değil. Müslüman ise mutlaka o ilişkiyi koparmayacaksın ondan. Bunu demek istiyor. Naam. Ve kullu ma ata ve lem yuhaddid bi'ş-şer' kel-hirz fe bil-urf ahdudi. Bunu anlamadım. Geçelim bunu. فصل في الزمان الجوع والفقر أن أن يعطيهم ولا ويلاحظهم بالكسوة والطعام دائما في الزمان الغنى لا زمان ذلك. Demek diyor ki sıla rahim nasıl adam zengindir ama diğer akrabaları fakirdir. Eğer gerçekten muhtaç ise
onlara yardım edecek. Sadece selamu aleyküm, aleyküm selam, bir ihtiyacın var mı? Sadece sormakla olmuyor. Demek ki burada nedir? Bakın diyor ki fasıla fi zamanil cu' vel fıkr. Aç ise, fakir ise, gerçekten çocuk hasta ise, kirasını ödemiyor ise, sen ona elini uzatacaksın. Tamam mı? En yu'tihim. Yani açlık ve fakirlik varsa onlarda, mutlaka onlara el uzatması gerekiyor. Onlara vermesi lazım. Yani akrabalık sadece kuru bir sözden değildir. Tamam? وَيُلَاحِظُهُمْ بِالْكُسْوَةِ وَالطَّعَامِ دَائِمًا. Yani hem maddi, manevi her yönde onların yanında olması gerekiyor. وَكَذَٰلِكَ الْاَقْرَبِ يَنْقِسِمُونَ اِلَى الْقُرْبِ وَيُعِيدِ فَالْاَقْرَبِ يَجِبْ لَهُ مِنْ الصِّلَةِ اَكْتَرْ مِنْ يَجِبْ الْاَبْعَادِ. Yani hatta diyor bu akrabalık komşulara kadar silayet oluyor. Veyahut da mesela senin akraban uzaklarda fakirdir. Komşun da fakir ve o ondan daha yakın sana. Bazı anne diyorlar ki ilk önce bu komşun evladır. Niçin? Çünkü hani Allah Resulü diyor ki zanamtu enne Cibril vassabil car, yani yurithehu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komşunu hakkını öyle 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 tavsiye etti ki sanki diyor ki Cibril ona varis kılacaktır sözleri geldi diyor. O açıdan komşuluk hakkı aynen bu tıpkı akraba hükmüne girmiş oluyor. ثم الأقرب ينقسمون إلى قسمين من جهة الآخر. قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حق لا بد من القيام به ويرد أن تصل دائما, وقسم آخر يقدر الظرف وينزل الأشياء ما نزلها فهذا له حكم وذلك له حكم. يعني ilk önce en yakın olan mesela amcaoğlu, amcaoğlu, dayın, teyzen, bunlar muhtaç ise bunlara el uzatman. Diğerleri mesela amcaoğlu, teyzeoğlu değil. Ve kısım ahar yukaddir zuruf. Yani uyunzir el eşya menazilaha fehâze lehu hikmun ve dâlik lehu hikm. Bunu anlamadım ya. Bir dakika. Thümmel akrab yenkasimun ila kısmeyn. Akrabalar diyor iki kısma ayrılıyor diyor. Min cihetin uhra, başka bir yönden diyor. Kısım minel akrab yara enne li nefsihi hakkun la bud min kıyam bihi. Bu diyor ki burada mutlaka bu haktan ona bir nispet vermesi gerekiyor. Ve yurid en tasiluhu daimen. Yani her zaman ona yardım etmesi muhtaç olan kimselerdir. Ve kısmı diğer yukaddir zırf zuruf ve yenzil el eşya ma nazzalaha fe hada lehu hukm ve zalika hukm. Bunu anlamadım. Ben bunu araştırayım o zaman. Çünkü böyle tercüme olmaz. Biz buna bir alimler bu konuda ne demişler? Buna bir bakalım. Yarın o zaman burada biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve kati' yerca fi ilal arayb ila ennehu بسبب من ذلك مسألة وهي ما لو كان يعرف فعرف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آية كريمني ألب والنصر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء والزوجه آية ألب إذا برد kaldığımız yerden devam ederiz. وقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة بوضع işledikten sonra فيه مسائل قسمنا gireceğiz. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyleme nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nefsine uymuş, yolunu şaşırmış, günahlara bulaşmış, içki, zina, faiz kuyuna dalmış,
Şu Müslüman kullarını hidayet eyle ya Rabbi. Hakkıyla onlara tövbe nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste la ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil alemin. Yarın inşallah burada kaldığımız yerden devam ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah.